Bir canavarı öldürmek için bir adam gerekir. Bir şeytanı öldürmek için bir büyücü. Tanrı'yı öldürmek için bir filozof. Alucard mı? Yes, I haven't had this much fun in ages. Now! I am the bird of Hermes. Helsing serisinden Alucard bir varlıktan çok kara bir enerji oluşumu gibidir. Alucard 400 yaşın üzerinde bir vampirdir. Integra Helsing'e hesap vereceği tek otorite olarak kabul eder. Birinci bölüm klasik 90'lar kahraman arketipi. Alucard Dracula'nın tersten yazılışıdır. Bu vampir irfanına akıllıca bir gönderme gibidir. Ayrıca abartılı derecede iki büyük silah kullanır. Bu silahlar karakterin acımasız ve amansız savaş yaklaşımını vurgular. Onun belalı ve kara kişiliğine katkıda bulunur. Uzun arkaya doğru kaygan saçları, kıpkırmızı paltosu ve keskin kıyafetleriyle Alucard sofistike ve keskin bir auraya sahiptir. Victoria dönemi moda anlayışına sahiptir. Bir beyefendivari bir havası vardır. Bu görünüşü esrarengiz doğasını destekler niteliktedir. That's ridiculous. So now I get to kill you to make my wildest dreams come true. İkinci bölüm Şeytanın Prensipleri. Alucard doğası gereği gaddar ve şiddetlidir. Ancak önemsediği kişilere ve değerli rakiplerine karşı da saygısı büyüktür. Yine de herhangi bir yanlışlarında öfkesini ve nefretini o kişilerin üstüne kusmaktan geri durmaz. Yakıp yıkar. Alucard değersiz veya zayıf gördüğü düşmanlarına karşı merhamet gösteren biri değildir. Standartlarını karşılamayan güçsüz rakiplerle karşı karşıya kaldığında tamamen acımasızdır. Oldu bittiye getirir. Onları hızlıca parçalamaktan keyif alır. Kaostan beslenir. Senen bir kan dökücüdür. Üçüncü bölüm ikonik hayvan figürleri. Bir vampiri en iyi tanımlayan hayvan elbette ki yarasıdır. Ancak Alucard'ın damarlarında kuduz köpek kanı dolaşır. O Helsing ailesinin saldırı köpeğidir. Bu köpek figürü aslında aileye olan sadakatine de bir göndermedir aslında. Tıpkı bir köpek gibi efendisine sadıktır. Sahibiyle sopa fırlatma oyunu oynayan bir tazı gibi o da düşmanlarına karşı sarkastik, oyunbaz ve alaycıdır. Tazı gibi dişlek ve ürkütücü bir gülüşü vardır Alucard'ın. Genel olarak Alucard'ın bu köpek motifleri sadakati ve vahşiliğini tasvir eden unsurlardır. Silence! I'm a dog. Then you're dog food. Dördüncü bölüm savaş sadomazoşisti. Alucard kesilip biçilmekten keyif alır. Rakibin onu kanlı parçalara ayırmasına izin verir. Her bir eti paramparça olduktan sonra bile tek bir hücreden tekrar yenilenebiliyor. Bu sadomazoşizmin psikolojik yönü de vardır. Alucard'ın kendisine zarar verilmesine izin verme isteği rakiplerine karşı bir tür psikolojik savaş görevi görür. Her türlü saldırı ve darbeye dayanabileceğini ona gösterir. Rakibin özgüvenini sarsar. Onlara korku aşılar. Böylece savaşta psikolojik bir avantaj elde eder. Beşinci bölüm kanibalizm dürtüsü. Integra ona öldürmesini emretmediği sürece kurbanlarına canı ne isterse onu yapar. Kafalarını koparır, kanlarını ağzında köpürtür. Onları diri diri yemeleri için iblis köpekleri kullanır. Bu vampirizmden çok bir tür yamyamlıktır aslında. Bu vahşi beslenme gösterisi onun canavarca doğasını ve canlı yaşamını hiçe saydığının altını çizer. 6. bölüm kötü baba figürü. Alucard Seras'a karşı iyi bir mentor değildir. Çoğu zaman ona karşı oldukça aşağılayıcı ve kabadır. Sert ve eleştireldir. Yine de Alucard'ın öğretileri nihayetinde Seras'ın güçlenmesine ve daha yetenekli bir savaşçı olmasına yardımcı olur. Seras'a sert davranmasına rağmen Alucard ona saygı duyar, yeteneklerine güvenir, potansiyelini tanır. Bu karşılıklı saygı genellikle Alucard'ın alaycı tavrıyla maskelense bile ilişkilerinin de temelini oluşturuyor. Ceres. 7. bölüm ölüm arayışı. Alucard'ın ölmek için pek acelesi yokmuş gibi görünür. Ancak yine de en büyük hayali Van Helsing'in 100 yıl önce yaptığı gibi güçlü bir rakip tarafından öldürülmektir. Aslında bu arzu kurtuluşa ya da boşluğa duyduğu özlemi simgeliyor. Alucard dolaylı da olsa varoluşsal bir krizin eşiğindedir. Onu öldürebilecek kadar güçlü bir rakip bulma umudu dışında tutunacak çok az şey vardır bu hayatta. Ölümsüzlük ona yalnızlık, izole ve müstakil bir yaşam getirdi.
8. bölüm Freudian üçlü. Integra Helsing genellikle rasyonel, disiplinli ve güçlü bir iş anlayışına sahiptir. Tehditlerle başa çıkma biçimi, stratejik yaklaşımları ve ilkelerine bağlılık gibi özellikleri süper egoyu temsil ediyor. Seras Victoria ise itle ego arasındaki arabulucu görevi görüyor. İlkeli yaklaşımları, insani ahlak anlayışı sayesinde Alucard'la Integra arasında köprü görevi görüyor. Alucard ise yıkımın, gölgenin ve içgüdülerin efendisidir. İlkel arzuları, yani en alt tabakadaki idi temsil ediyor. Nosferatu, veba taşıyıcısı, yaşamı olmayan kalesi, krallığı, sevdikleri, hatta kimliği, her şeyi kayboldu. Geriye kalan tek şey savaştan savaşa dolaşan soluk bir gölge. Bölüm Alucard'ın Integra Helsing'le cinsel etkileşimi. Alucard ve Integra arasındaki dinamik daha çok güç dinamikleriyle ilgili olsa da seks ve şiddetin karmaşık bir etkileşimine de sahiptir. Alucard Integra onu izlerken her zaman kurbanlarını kazığa oturtuyor. Hatta bir keresinde Alucard ona bunun onu heyecanlandırıp heyecanlandırmadığını, bundan keyif alıp almadığını soruyor. Integra'nın gözünün önünde kazığa oturtma sahneleri ikili arasındaki ilişkinin kışkırtıcı doğasını, şiddet, güç ve cinsellik arasındaki bulanık çizgileri vurguluyor aslında. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. 10. bölüm Ayna Karakterler. Farklı cephelerde olmalarına rağmen Alucard ve Anderson'ın pek çok ortak noktası vardır. Her ikisi de canavar avcısıdır. İkisi de işlerinden gerçekten keyif duyarlar. Her ikisi de sözde daha genç ve toy birinin buyruğu altında olmalarına rağmen taraflarına sadıktır. Her ikisi de dramatikliğe yatkındır. Her ikisinin de şiddet eğilimlerinin ötesinde insancıl da bir yanları vardır. Her ikisi de çift silah kullanmayı sever. İkisi de teatral yapıdadır. Görkemli ön konuşmaları ve gösterişi severler. Ayrıldıkları noktaysa şu: Alucard naiteisttir. Tanrı'nın varlığını kabul eder. Ancak onu sık sık küçümser. Tanrı'yı zayıf ve kusurlu bulur. Bu dini bakış açısı Alexander Anderson gibi güçlü dini inançları sahip biriyle olan etkileşimlerine derinlik katar. Bu
Bugün Helsing serisinden Alucard'ın analizini yaptık. Onun psikolojik derinliklerine bir göz attık. Böyle içerikler ilgini çekiyorsa katıl üyeliğiyle kanala destek olabilirsin. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.